Merhaba sevgili İnegöl'lüler. Vallahi İnegöl'ü özledim. Güzelce dışarı çıkacağımız, güzelim İnegöl köftelerini yiyeceğimiz günler inşallah yakında olacak. İnegöl Belediyesi ile bugünlerde kendinizi daha iyi hissetmeniz için ama en önemlisi koronavirüs enfeksiyonuna karşı korunmanız için önemli bilgiler ve videolar hazırladık. Bu kritik günlerde bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Biraz bundan bahsedeceğim. Elinize kağıt kalem not da alabilirsiniz ama lütfen diyeceklerime kulak verin. Çünkü pek çok hastamda bu pratik bilgiler işe yaradı. Birincisi yeterince protein almalıyız. Protein ne demek? Hayvansal proteinler özellikle işlenmemiş olarak et, doğal serbest gezen tavuk ve onun yumurtası, mutlaka ve mutlaka balık ve onun dışında da süt ve süt ürünleri temel hayvani gıdalar. Bir de bitkisel proteinler var. Bitkisel proteinlerde bezelye olmak üzere başta, onun dışında özellikle bakliyatlar, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, sarı mercimek, barbunya fasulyesi, börülce, maş fasulyesi, kuru fasulye, nohut, siyah fasulye, her türlü bakliyatta da yaklaşık %11, 12, 13 civarında da bitkisel protein vardır. Yani haftada 2 kere bakliyat, haftada 4-5 kere de hayvansal protein almak bağışıklık sistemi için önemli, bu bir. İkincisi zinc yani çinko almalıyız. Zinc yani çinko nelerde var? Kabuklu olan çoğu şeyde çinko var. Örneğin en basit, en pratik, en ucuz söyleyeceğim şey kabak çekirdeği. Biliyorsunuz sizin yörenizde de gayet güzel bal kabağı var. Bal kabağın içerisindeki çekirdek özellikle fazla kavrulmuş ve fazla tuzlu olmazsa içinde bol miktarda zinc yani çinko içerir. Ha bu arada antep fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, kırmızı et bunlar da iyi birer çinko kaynağıdır ama bu stresli günlerde, gergin günlerde şöyle bir avuç kabak çekirdeğini akşam hafif çıtlatırsanız hem çok fazla hamur işi ve gluten ve şeker almamış olursunuz, hem bağırsaklar çalışır hem de bağışıklık sistemi için gerekli zinc yani çinkoyu almış olursunuz. Üçüncü söyleyeceğim C vitamini. Ceyhan'ın C'si. C vitamini de şu dönem özellikle çok üstünde duruluyor ve bağışıklık sistemini desteklemek için oldukça önemli. C vitamini biliyorsunuz şu an en pratik, en ucuz, en kolay, tam da mevsimi limonda var. Limon dışında portakal, greyfurt, mandalin, ekşi yeşil elma, taze yenen bütün çiğ yeşillikler yani çiğ yenen ıspanak, pazı, aynı zamanda roka, tere, dereotu, maydanoz, bütün bunlar da var. Mevsimi gelince henüz biraz daha erken özellikle taze domatesde iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kısacası ekşi olan her şeyde, kivide örneğin bol miktarda C vitamini vardır. Yine C vitamini içeren önemli bir gıda da kuşburnu. Her gün bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı pek şekeri olmayan kuşburnu marmeladı veya ekşi meyvelerde, taze meyvelerde de bol miktarda C vitamini vardır. Şimdi dördüncü olarak söyleyeceğim aslında en önemlisi D3 vitamini. Denizli'nin D'si. D3 vitaminin özelliği de şu, bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. D3 vitamini yani D vitamini eksikliğinde göbek belde yağlanma, halsizlik, unutkanlık, hormonların bozulması, depresyona eğilim ve artmış bazı kanser türlerinin riski mevcut olabiliyor. D3 vitamini eksikliğinde aynı zamanda bağışıklık sistemi de çöküyor. O nedenle şimdi kış sonu olması, kapalı mekanlarda kalmamız, doğru dürüst güneşlenememiz, tarlada çalışanlar, bisiklete binenler, pazar alışverişe gidenler, deniz kenarında güneşlenenler, sokakta oynayan çocuklar bunların hiçbiri şurada yok. Camlar da, araba camları, ev camları da olsun genelde de artık ultraviyole yani mor ötesi filtreli olduğu için de 10 kişinin 9'unda inanıyorum ki bu kış sonu baharın ilk günlerinde D3 vitamini eksikliği var. O nedenle hastaneye gidip tahlil yaptırmanın çok riskli olduğu günlerdeyiz. Bir parça riski göze alıyorum. Çünkü D vitamininin aşırı fazlalığı da bir sıkıntı. O nedenle diyorum ki eczaneye gidin, eczacınıza danışın, iyi bir D3 vitaminini alın ve günde 1000 ünite olacak şekilde ve 15-20 gün mutlaka D3 vitamini alın. Size çok iyi geldiğini göreceksiniz. Aynı zamanda bağışıklık sistemi de güçlenecek. Şimdi bunlar almamız gereken destekler. Bu arada özellikle kara mürver ekstresi, arının bir mucizesi olan propolis, beta glukan, C vitamini,
Bunlar da ve Star yani Yıldız Anason, bunlar da bağışıklık sistemini destekleyen ürünler. Bunları da mesela propolisi örneğin sabah kullanabilirsiniz. Beta glukanı, C vitamini, B vitamini ve kara biberi, Star Anason'u yani Yıldız Anason'u akşam kullanabilirsiniz. Bunlar da enfeksiyona karşı korunmak için yararlı. Bu arada size güzel bir çay tarifi vereceğim bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bu çayda nezle, grip, soğuk algınlığının yanı sıra bağışıklık için ve virüs enfeksiyonlarına karşı korunmak için yararlı. Şimdi bunun için bir parça mürver, şöyle bir tutam mürver, yine bir tane ekinesya, yine iri bir tutam mürver dedik, ekinesya dedik, ebe güveci çiçeği, şöyle 2-3 tane parmak ucu kadar taze zencefil ve 2-3 tane de karanfil, tane karanfil. Bunları sadece zencefil 1 dakika 2 dakika kadar kaynasın. Altını kapattığınız gibi diğer tarifini verdiğim birer tutam bu ekstraları içerisine atın. Üstünü kapatın ve 3-4 dakika, 4-5 dakika demlensin. Şeker koymadan ve ılınınca içerisine ince bir dilim tranş limon koyarak için. Çünkü neden limon? C vitamini bunun etkisini daha da artıracak. Niye kaynar suya koymuyoruz? Çünkü aşırı kaynar ısı C vitaminini öldürüyor, etkisini azaltıyor. O nedenle ılık sıcak arası içeceğiz ve şekersiz içeceğiz. Bu çayı günde 2, maksimum 3 adet içebilirsiniz. Bağışıklığa faydası var. Yorum dışında ağızda tane karanfil çiğneyin. Bütün boğazdaki virüsleri, mikropları, mantarları üremesini geciktirir. Hatta bunları öldürür. Ve yine buğ yapın. Buğ müthiş bir yöntemdir. Aynı şekilde eski usul çocukken belki çoğunuz da yapmışlardır. Şöyle 2 litre, 2,5 litre kadar kaynar su hemen havluyla kapatın. İlk önce onu bir parça şöyle bir nohut büyüklüğünde kavuru dövün, üzerine kaynar suyu dökün. Sonra da 7-8-9 damla ökaliptüs yağını dökün. Sonra başınızı üstünden böyle bir pike veya havluyla kapatın. Burundan nefes alın, burundan verin. Sonra burundan nefes alın, ağızdan verin, sinüslere kadar temizler ve açar. Hani size virüs bulaştı veya metrobüste, otobüste, herhangi bir şeyde, minibüste, kalabalık bir yerde bulundunuz, virüs bulaştı riskini hissediyorsanız eğer bu size büyük ölçüde yardımcı olur. Yine bağışıklık sistemi içinde %100 net kanıtlanmamış olsa da özellikle serum yoluyla yapılan ozon tedavisi ve yine serum yoluyla yapılan yüksek doz C vitamininde katkısı olabilir. Bunlar henüz kanıtlanmamış olmakla beraber hastalarımda iyi sonuç aldığımı gözlemlediğim yöntemler. Evet, bağışıklık sistemi için iyi bir uyku önemli ve de fazla şekerli hamur işi yememek önemli. Sevgili İnegöllüler, inşallah bu dönem de bitecek. Siz bu bağışıklık sistemi güçlendiren önerilerimi uygulayın. Evden pek dışarı çıkmayın, evde kal İnegöl diyelim ve yine onun dışında da yürüyüşünüzü en azından evin içinde bile olsa egzersizinizi yapın. Fazla hamur işi, şeker ve tatlı yemeyin. Bugünler geçsin. İnşallah en kısa zamanda da İnegöl'ün ve yeşilliğini ve o güzel eşsiz köftesinin güzel mobilyaları eşliğinde tadını çıkartalım. Hepinize çok sevgiler.